Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki saldırıyla başlamak istiyorum. Dünden bu yana bu ve benzeri konularda alışa geldiğimiz tutumlarla ne yazık ki spekülasyonlar geliştirmeye çalışanlara yeniden buradan bir yanıt vermek için ola ki Merkez Yürütme Kurulumuzun bu konuda yaptığı açıklamaları görmeyenler duymayanlar olmuştur sevgili arkadaşlar ve değerli Türkiye halkları. Bu açıklamayı buradan tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu, acı duyduğumuzu ifade ederek bu saldırıda sonra MYK'mızın açıklaması harfiyen şöyledir. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz. Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz. Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şimdi peki bu saldırı sonrasında ne oldu? TUSAŞ tesislerine yönelik bu saldırının ardından tam da günlerdir 1 Ekim'den bu yana evet bir süreç ya da çözüm süreci veya barış süreci olarak adlandırmadığımız, adlandıramadığımız gerekli bazı unsurları içermediği için ama Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümüne dair ihtimalin belirdiği ve buna dair konuşmaların olduğu zamanda yeniden hava harekatları. Şimdi bununla ilgili de Kobani ile ilgili de yani Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik başlatılan saldırıdan sonra TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatlarına ilişkin de Merkez Yürütme Kurulumuzun bir açıklaması vardı. Yine görmeyenlere, duymayanlara duyurmak ve hatırlatmak üzere tavrımızı bunu da olduğu gibi sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum. Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik saldırının ardından başlatılan hava harekatları bölgede yalnızca şiddet olaylarının derinleşmesine neden olur. Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok merkezine ve özellikle Kobani'ye yönelik bombardımanlar sivil halkın yaşamını tehlikeye atmakta, savaşın yıkıcı etkileri bölgedeki tüm taraflar için büyük bir felakete yol açabilir. Sivillerin hedef alındığı askeri operasyonlar uluslararası hukuk kurallarını da çiğnemektedir. Savaş ve çatışmanın sürdürülmesi yalnızca daha fazla acıya ve kayba neden olacaktır. Tüm tarafları diyalog ve barışçı çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları ve ekranları başında bizi izleyen kıymetli DEM Parti gönüllüleri, savaş, çatışma, şiddet bir yol değil, bir çözüm değil. Bunu yıllardır söylüyoruz. Hepimize, herkese kaybettiriyor. O yüzden çözümün konuşulduğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu ortamda herkes ama herkes iktidarından muhalefetine, toplumsal muhalefetten siyasal muhalefete, Türkiye'de yurttaş olan herkes ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya. Büyük bir itinayla, son derece titiz bir biçimde ve açık, sarih, şeffaf bir biçimde tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bunun dışında yapılan açıklamalar, yorumlar ya da bize mal edilerek, DEM Parti'ye mal edilerek yapılan değerlendirmeler partimiz açısından bağlayıcı değildir. Bunu da burada bir kez daha söyleyelim. Yıllardır bu yollardan geçiyoruz. Ağır ne yazık ki can kayıpları ve ekonomik maliyetlerle. Bunu durdurmak mümkün. Bunu tersine çevirmek mümkün. Yeni bir yol açmak mümkün. Ve biz DEM Parti olarak tekrar çağrımızı yineliyoruz. Gelin bu yeni yolu
hep beraber açalım. Yıllardır yok sayılan, inkar edilen, görmezden gelinen, bir güvenlik sorunu olarak ele alınan, taktiklerle, çöktürme planlarıyla çözülebileceği sanılan Kürt sorunu adeta böyle adlandırılıyor ama bir insanlık sorunu olarak karşımızda duruyor ve Türkiye'nin son günlerde en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Yani yok sayarak, inkar ederek, bir güvenlik sorunu olarak ele alarak güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceği bir kez daha görülmüş oldu. Şimdi yine günlerdir tartışılıyor. Özellikle bizim son yaptığımız açıklamalardan sonra sanki ilk defa söylüyormuşuz. Sanki 1 Ekim sonrası DEM Parti'nin ve DEM Parti gönüllülerinin ya da DEM Parti seçmenlerinin veya Türkiye kamuoyunun gündemine ilk defa geliyormuş gibi neden Öcalan sorusuna yanıt arayanlara buradan DEM Parti olarak bir daha yanıt verelim. Neden Sayın Öcalan? Çünkü ömrünü Kürt meselesinin demokratik çözümüne adamış birinden bahsediyoruz. 25 yıldır bir ada hapishanesinde tutuluyor. Ve 45 aydır ağır tecrit koşulları altında. Yani mutlak bir iletişimsizlikte tutuluyor. Milyonlar kendisiyle ilgili irademdir diyor. Yani milyonların irademdir dediği bir liderden bahsediyoruz. Kaldı ki bu destek sadece Türkiye ve Kürtlerle de sınırlı değil. Coğrafyaları, sınırları aşan bir destekten bahsediyoruz. Kürt sorununun demokratik çözümü için esas muhatap olduğu gibi ülkenin ağır sorunlarının çözümüne, ateş çemberine alınan Orta Doğu'nun barışına da ciddi katkıları olacak bir aktörden bahsediyoruz. Ve tecrit uygulandığı, görüşmeler gerçekleşmediği için de bu ağır sorunlar giderek gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Tüm bu sorunlara ilişkin ön açıcı fikirlere, projelere sahip birinden bahsediyoruz. Türkiye bunu değerlendirmek istediği zamanlarda gördü değerli Türkiye halkları. Hep beraber yaşadık. Çatışmasızlığın ne demek olduğunu, neler kazandırdığını ve neleri kazandırabilme potansiyeli olduğunu, küçücük bir barış ihtimalinin ya da bir barış umudunu büyütmenin hepimize nasıl bir gelecek kazandırma olasılığının olduğunu da birlikte deneyimledik. O yüzden 90'lı yıllardan beri gerçek ve kalıcı bir barış arayışında olan Sayın Öcalan'ın Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünde oynayacağı rol, alacağı inisiyatif, üstleneceği sorumluluk hayati bir önem taşıyor. Ve biz bunu 1 Ekim'deki el sıkışma sonrasında ilk kez ifade etmedik. Bu 1 Ekim gelişmelerinden ve tartışmalarından bu yana gündemimize aldığımız bir konu değil. Bunu en iyi siz gazeteciler biliyorsunuz, sahadan biliyorsunuz, açıklamalarımızdan biliyorsunuz, meclisten biliyorsunuz, sokaktan biliyorsunuz, etkinliklerimizi izleyerek biliyorsunuz. Ve siz ekranları başındaki kıymetli DEM Parti gönüllüleri, siz de bunu biliyorsunuz. Nasıl biliyorsunuz? Bedelini ödeyerek, bizzat yaşayarak bu süreçleri biliyorsunuz. Birlikte yürüdük biz bütün bu yollardan geçerken. Birlikte geldik bu aşamaya. Dolayısıyla 1 Ekim sonrasında başlayan tartışmalar ya da gelişmeler bu konuyu bizim gündemimize getirmiş değil. Bu tespiti baştan ve bir kez daha yapmak isteriz. Günlerdir kendisine çağrılar yapılıyor. Bu çağrıların doğrudan muhatabı Sayın Öcalan. Bu çağrıları izliyor mu? Takip edebiliyor mu? Bu çağrılara ilişkin ne düşünüyor? Bu çağrılara nasıl bir karşılık vermek ister? Hangi koşullarda karşılık vermek ister? Bu soruların yanıtlarını nasıl sizler bilmiyorsanız, bizden parti olarak da bu soruların yanıtlarını bilmiyoruz. Çünkü niye? Çağrının
ve çağrıların asıl muhatabı olan kişi tecritti. Daha önce de söyledik. Bu bir paradoks. Bunu artık ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu tartışmalara katılacak koşulların sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde buradan nasıl bir yol alınabilir? Nasıl ilerlenebilir? Şimdi varsayalım ki her şey hazır. Demokratik bir çözüm için. Ama ana muhatap konuşamıyor. Hiçbir görüşme gerçekleştiremiyor. Koşullarına dair hiçbir fikrimiz yok. Ağır bir tecritte, mutlak bir iletişimsizlikte tutuluyor. Bunu böyle sürdürmek imkansız, mümkün değil. O yüzden hepinizin merak ettiği konuya da geleceğim. Diyeceksiniz ki ama bir görüşme sağlanmış. O halde tecrit ortadan kalktı diyebilir miyiz? Diyemeyeceğimizi kendisi söylüyor. Evet, bir görüşme sağlandı. Görüşen kişi Urfa milletvekilimiz Ömer Öcalan, aynı zamanda Sayın Öcalan'ın yeğeni. Aylardır, yıllardır avukatları, ailesi, bizler rutin başvurular yapıyoruz görüşmek için. Ama ilk defa yıllar sonra bir görüşme sağlanıyor. Bu görüşme sonrası Ömer Öcalan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiyi buradan yeniden paylaşmak isterim. Ne diyor? Diyor ki tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Üç satır gibi görünen, üç cümle gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi, tecridin devam ettiğini bizatihi kendisi ifade ediyor. İkincisi, koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi bir zemine çekecek teorik ve pratik gücü olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, Sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Buradan soruyoruz DEM Parti olarak. Siyaset hazır. Demokratik siyaset. Sayın Öcalan da hazır. Bu koşulları oluşturmaya, tecridi ortadan kaldırmaya, Kürt meselesinin demokratik çözümü için hukuki ve siyasi zemini oluşturmaya devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde. Söz söylendi bir kere. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı. Ötelenemez, ertelenemez, geciktirilemez bir söz söylendi. Söylenen sözün kritik olduğunu, önemli olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve duyuyoruz. Ama gereklerini de yerine getirmek konusunda tarihsel sorumluluğumuz gereği tekrar bir çağrıda bulunuyoruz. Kürt meselesinin çözümü ciddiyetle yaklaşmayı gerektirir. Geçmiş tecrübelerden dersler çıkarmayı gerektirir. O yüzden tecridin ağır koşullarını görüyor ve yaşıyor ki Sayın Öcalan mesajında buna özellikle ve önemli değinmiş. Yine kendisinin sağlık durumuyla ilgili bir takım spekülatif haberleri hep beraber takip ediyoruz. Bunu da tarihsel sorumluluğumuz gereğiyle kamuoyuyla açık bir biçimde paylaşmak isteriz. Sayın Öcalan'ın sağlığı yerinde. Bu konuya dair yapılan spekülasyonlar tamamen maksatlı spekülasyonlardır. Herkese kendisini soran Kürt meselesinde ve Türkiye'nin demokratikleşmesinde adım atılmasını bekleyen,
barışı talep eden, demokratikleşme havasının bile yaratılmasının ne kadar kıymetli olduğunu deneyimleyen, tecrübe eden ve bunun için görev ve sorumluluk üstlenmeye hazır olan herkesi ayrım yapmaksızın selamladığını da ayrıca mesajında bizlere iletmiş, bizler de size iletiyoruz bunu.